Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Muhtemelen birçoğunuz farkındadır ki yaklaşık 3 aydır içerik üretmiyordum YouTube kanalıma. 3 aylık sürecin ardından enerjimizi topladık. Tam gaz OBS içeriklerinin devamı gelecek ve aynı zamanda YouTube'la alakalı da içerikler sizlere sunmaya başlayacağım. 3 aylık sürenin ardından sizler için bu videoda özellikle Pomodoro yayınları yapan veya daha çok yayınlarında geri sayım sayacı eklemek isteyenler için inanılmaz kolay bir plugin ile OBS'imiz üzerinden geri sayım sayacı nasıl ekleriz bunu birlikte göreceğiz. Gelin şimdi sizlerle birlikte plugin'in detaylarına bakalım. Ama plugin'in detaylarına geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Öncelikli olarak önümde açık olan sayfaya açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya geldiğinizde direkt olarak sağ üst tarafta bulunan download kısmından bu dosyayı indiriyoruz. Gördüğünüz gibi inen dosyamız Lua skripti olarak geliyor. Biz bu Lua skriptini OBS'imize ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle hemen bu sayfayı aşağı atıyorum. Benim bir intro sahnem var. Ben bu intro sahneme 5 dakikalık bir geri sayım eklemek istiyorum diye örneklendirelim bu video içerisinde. Hemen sağ üst tarafta bulunan araçlar kısmına tıklıyorum. Buradan betikler bölümüne giriş yapıyorum. Betikler bölümünde gördüğünüz gibi alt tarafta bir adet artı simgesi var. Bu artı simgesine tıklayarak indirmiş olduğum Lua dosyasını buraya ekliyorum. Eklediğimde gördüğünüz gibi sağ tarafta bir adet bölüm açıldı bizlere. Şimdi buraya kadar her şeyi yaptıysak bir işlemimiz daha kalıyor. Ben şimdi intro kısmına yani intro sahneme ekleyeceğim için hemen buraya sağ tıklayıp ekle diyorum. Ve buradan bir adet metin GDI artı eklemesi yapıyorum. Ve buna da bir isim veriyorum. Diyorum ki zamanlayıcı. Enter dedim. Burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Tamam deyip geçiyorsunuz. Ama burada metin kaynağını eklerken metin kaynağına verdiğiniz isim çok önemli. Buna özellikle dikkat edin. Mesela zamanlayıcı yazarken Z'yi büyük yazdım. Bunu aklımda tutuyorum. Ve tekrar script bölümüne geliyorum. Burada timer source yazıyor. Buraya zamanlayıcı yazıyorum. Yani demin eklemiş olduğum kaynağın adını yazıyorum. Burada kaynağımızın adını doğru bir şekilde yazdıktan sonra Final Text veya Next Scan seçeneğini seçiyoruz. Final Text dediğimiz zamanlayıcımız bittikten sonra ekrana bir gelecek yazı seçmemiz ya da zamanlayıcı bittikten sonra direkt olarak sahnelerimden bir diğerine geçmesini sağlamam. Ben burada mesela Just Chat'i seçiyorum. Yani benim sürem bittikten sonra Just Chat ekranıma geç diyorum. Geldim burada dedim ki işte 1 dakika 5 saniye. Geldim intro bölümüne. Gördüğünüz gibi burada 1 dakika 5 saniyeyi saymaya başladı. Burada gördüğünüz gibi çok fazla sıfır var. Kaynağın üzerine tıklayıp alt tuşuna basılı tutarak yan taraftan şu şekilde kesebilirsiniz ve bunu da istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. Tabi bunun haricinde tekrar zamanlayıcı kaynağının üstüne çift tıklayarak bu ekrana ulaşarak istediğiniz yazı karakterini de verebilirsiniz. Mesela yazı tipi seç diyorum ve burada aşağı doğru indiğimde gördüğünüz gibi atıyorum şuradan bir tane neymiş Simpson bunu seçelim. Gördüğünüz gibi yazı karakterim değişti. Veya biraz daha yukarı çıkalım. Buradan mesela Kalibri'yi seçelim. Kalibri'yi de seçtiğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Tabi karakter değiştiği için boyut da değişti. Hemen şuradan alta basılı tutarak çerçevemi büyütüyorum ve tam olarak içerisine oturtuyorum. Ve tabi bu arada 1 dakika 15 saniye geçtiği için gördüğünüz gibi otomatik olarak Just Chat ekranına geçiş sağladı. Bunun haricinde dediğim gibi şu an introya tekrar geçelim. Introya tekrar geçtiğinizde sayım en son ayarladığınız şekilde aynı dakikadan geriye doğru saymaya devam ediyor. Burada tabi bunun rengini de değiştirebilirsiniz. Mesela bu zamanlayıcıyı sağ tarafa koyabilirsiniz. Buraya gelirsiniz tekrar ekle deyip buradan bir metin belgesi daha eklersiniz. Tamam dersiniz. Buraya dersiniz ki yayın başlıyor. Ünlem yaparım. Bu timer'ı da alırım. Buraya koyarım. Yani bu tamamen sizin tasarım yeteneğinize bağlı olarak kişiselleştirmek istediğiniz şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Ve tabi burada hazır 10 saniye kalmışken bekleyelim. 10 saniyemiz dolsun. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gördüğünüz gibi Just Chat sahneme kendi otomatik olarak geçti. Yani bu tamamen ücretsiz ve tamamen kurulumu çok kolay olan plugin'i siz de bu şekilde kendi OBS ayarlarınızda veya kendi yayın ayarlarınızda kullanabilirsiniz. Evet, özellikle bu videonun altına benim kanalımda olmayan OBS ile alakalı yaşadığınız bir problem varsa veya merak ettiğiniz bir eklenti, plugin varsa lütfen yorum olarak yazın. Ben de elimden geldiğince sizlerin kafasına takılan tüm soruları burada video üreterek sizlere cevaplayayım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.